27 Nisan'da yapacağımız etkinlik bizim 8. etkinliğimiz oluyor. Ya Çernobil'de çok korkunç bir facia yaşandı. Bu facianın etkileri yıllar sonra hala insanlarımız yaşıyor bunları. Ama o dönem çok basit alınmıştı. Belki o dönem önlemler alsaydı etkileri insanlarımızda bu kadar çok olmazdı ve insanlarımız bu kadar çok ölmezdi. Hani Çernobil'de yaşayan katliamın aslında nükleer santrallerin birer bomba olduğunu, yaşama, insanlara, çevreye ne kadar çok büyük zarar verdiğini, bunu halka anlatmak için bu etkinliğimizi düzenliyoruz. Çernobil'den ilçe doğamızı ve yaşam alanlarımızı savunuyoruz. Hani etkinliğimizde oraya gelen halkımızda hani sadece müzik üzeri değil, oradaki konuşmalarla oradaki halkımıza ciddi anlamda bu yaşanan katliamları anlatırsak belki oradan yani gelen diyelim 700 kişiden 400'ü 500'ü hani bundan sonra bakış açısını değiştirirse, doğaya karşı daha farklı davranırsa, daha doğadaki bulunan şeyleri tüketimini çok hızlandırmazsa, ona sahiplenirse ya da bizlerin verdiği mücadelede bizlerin yanında yer alırsa ciddi anlamda bu bizim için bir kazanımdır. Ya herkes çevresinde İliç katliamını göz önünde bulundurarak siyanürle altın madenciliğine karşı bir duruş sergilemeli. Çünkü orada o madenler açıldığı zaman halk çok sevindi. İş kapısı. Oysa onlar bilmiyordu. Cehenneme giden merdivenlerin taşları örülmüştü. Çünkü ölüm kuyusuna o halk indi. Asıl iş, asıl zenginlik doğanın kendisiydi. Yani onu belki yıllar sonra öğrendiler. Yani arılar öldü, yani hayvancılık yapamaz oldu. İlçede kuşlar bile etmiyor. Hani suları kirlenecek. Hani bir halkı yok edeceksen o halkın suyunu kirleterek o halkı göçe zorlayabilirsin. Hani nasıl ki Çernobil'de yaşayan o büyük faciadan sonra insanlar hani hep şey gerçekten facianın büyüklüğünün farkında olmadıkları için hep köylerine geri döneceklerini zannetmişlerdi. Hep kapılarını evlerine notlar bırakmışlardı. Evlerimize zarar vermeyin, biz geri döneceğiz diye. Aslında sonradan halk çok korkunç bir felaketle karşı karşıya olduğunu anladı. Gittikleri yerlerde ötekileştirdiler. O halk ondan sonra Çernobil halkı olarak anılmaya başlandı. Ötekisin. Çocuklarınla başka yerde senin çocuklarınla kimse oynamak istemiyor. O Çernobil'in çocuğu. Senin bulunduğu ortamda bulunmak istemiyor. Aynı havayı solumak istemiyor. Onlar Çernobil'li halkı. Yani böyle ülkemizde de maalesef ki Mersin'de bir Akkuyu var tamamlamak üzere. Sinop, İnada, Marmara hani en azından örgütlenip buralara karşı ciddi bir direniş sergilememiz lazım. Örgütleme konusunda eksik kalıyoruz. İl için diğer tarafı Munzur. Oysa biz toprak kutsaldır diyoruz. O toprağın altında bizim ölülerimiz yatıyor. Bizim geçmişimiz var, anılarımız var, o patikada yürüyenlerimiz var. Yani biz bu ilkbaharın ciddi anlamda çok tedirginiz. Hani Munzur'da bir sürü yer ruhsatlandırılmış durumda. Oralara bir kazma vurulduğu zaman bırakın insanlarımızı, bütün canlılara mezar olacak. Yani benim buradan çağrım, yani birlikte örgütlenip mücadele etmemiz lazım. Ya gerekirse iş makineleri oralara sokmamak için topraklarımızı, o iş makinelerinin önüne bedenlerimizi yatırmamız lazım. Ölüm ise ölüm. Direnişten başka bizim şansımız yok. Biz 38'lerde oraları boşalttık, geri döndük. Geri döndüğümüzde insanlarımız o toprakları öpe öpe gidip elleriyle kazarak yaşamları inşa ettiler. 93-94'te köylerimiz boşalttı, yine biz geri döndük. Şimdi boşalttığınız zaman bizim dönecek yerimiz yok. Oysa korona döneminde hastalıkta herkes yönünü köylerine çevirmişti. Topraklarına çevirmişti. Yaşamlar orada inşa etmek istemişti. Toprak, su, hava yoksa yaşam yoktur. İliç'te yaşayan katliamı orayı işleten firma kendi ülkesinde Kanada'da aynı katliam yapsaydı acaba ne Türk yatırımlara karşı karşıya kalacaktı? Burada oradaki sermaye sahipleri korunuyor. Sermaye sahiplerine gereken cezalar verilmiyor. Katliamın büyüklüğü yansımıyor. Oradaki o toprağın, zehirlenen toprağın, yok olan yaşamların, kirlenen suların, yani o toprağın, doğanın çektiği işkence, o zulmü insanlara anlatmak lazım yani. Bu ülke hepimizin.
olan ekoloji örgütleriyle birlikte ekoloji örgütlerini de davet ediyoruz. Çünkü bu mücadele sadece Munzur Çevre Derneği'nin yapacağı bir mücadele değil. Örgütlü, ilkeli, bütün ekoloji örgütlerinin yan yana olduğu büyük bir mücadele ve uzun bir mücadele. Hani biz yerel direnişlerde bazı kazanımlar oluyor ama önemli olan bu yerel direnişleri genel direnişe çevirmek lazım. İkizdere'de nasıl bir taş ocağında o kazmalar vurulduğu zaman biz o acıyı hissedip yüreğimiz yanıyorsa Van Gölü'nün kirletilmesinden de aynı acıyı yaşıyoruz. İliç'te yaşayan katliamda da aynı acıyı yaşıyoruz. Halkımız ciddi anlamda, bütün halkımıza anlattığımız şu, renkleri ve coğrafyaları artık birleştirelim. Yani her taraf bizim, birleştirelim, her taraf için birlikte mücadele edelim. Hani bir yerin sesini çok duyurup da diğer yerler yani yıkıma, ranta kurban verirse bu da hepimizin eksikliği olur, hepimizin ayıbı olur. Diğer dinde koz altın madencilik çalışmalara başlayacak diye oradan arkadaşlar arıyor. Her yere hani birlikte o sahiplenmek lazım. Bütün halkımızı 27 Nisan günü Şişli Cemil Candaş'ta yapacağımız Çernobil'den ilçe yaşam alanlarımızı savunuyoruz, etkinliğimize davet ediyoruz. Halkımız bizimle dayanışma gösterirse çok seviniriz. Akabinde 1 Mayıs var. Emeğimiz için, doğamız için, İliç katliamında toprağın altında kalan işçilerimiz için, barınma hakkı için, çocuklarına yiyecek getirmeyip intihar eden bütün insanlarımız için, kısacası herkesi de 1 Mayıs'ta mücadele alanlarında bekliyoruz. Örgütlü olmak lazım. Her yerde az olabiliriz ama kesinlikle tarih bunu yazmıştır. Direnenler kazanacaktır. Bu ülkede de direnenler mutlaka bir gün kazanacaktır.